Ben altını yine alım fırsatı olarak görüyorum. Yani kenarda parası olan varsa kesinlikle altına yatırsın. Kesinlikle zarar etmez, kaybetmez. En güvenli yatırım diyorum şu an. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının piyasaları nasıl etkileyeceği de vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen konuların başında geliyor. Gram altın fiyatlarının seçim gecesi 1570 lirayı gördüğünü söyleyen Edirneli kuyumcu Rahmi Cömert, sabah saatlerinde bir düşüş yaşandığını ancak 15 gün içerisinde gram altın fiyatlarının yeniden 1550-1600 lira seviyelerine çıkabileceğini ifade etti. Altın fiyatları akşam 1570 lirayı gördü. Tabii ki istikrar olduğundan dolayı mesela bu sabah hükümet kazanmış gibi oldu. Kazanmış gibi olduğundan fiyatlar hafiften bir gerileme oldu. Şu an 1425 lira civarında ama fiyatlar akşam 1570'i gördüyse fiyatların geleceği yer 1570 liradır. Yani fiyatlarda geri adım olmaz. Döviz için de aynı şeyi söyleyebilirim. Döviz 24'ü gördüyse 24 lira civarında olur. Dolar 22 gördüyse 22 liralarda kalır. Ama fiyatlarımız yukarı yönde hareket eder. 15 gün içerisinde yine 1500-1500 lira civarında 1600 lira da görebiliriz yani. Çünkü fiyatlar ne olacağımız belli değil. 15 gün içerisinde ne getireceğini de belli değil. Şu an sonuç da tam kesinleşmiş değil. Yani o açıdan hareketli günler bizi bekliyor diyorum. Ben altını yine alım fırsatı olarak görüyorum. Yani kenarda parası olan varsa kesinlikle altına yatırsın. Kesinlikle zarar etmez, kaybetmez. En güvenli yatırım diyorum şu an. Yani orası var ya. Ama ayıp değil mi yani? Orası çok kötü. Ya tamam sen...